Tek hücreli organizmalar hücre bölünmesi ya da fisyon geçirdiklerinde hücre sayısı artar ve yeni tek hücreli organizmalar elde edilir. Bu nedenle fisyon tek hücreliler için üreme olarak değerlendirilir. Çok hücreli organizmalar söz konusu olduğunda hücre bölünmesi sonucu yalnızca yeni ve sayıca daha çok hücre elde edildiği için hücre bölünmesi bir üreme yöntemi olarak kabul edilmez. Biz de bu videoda çok hücreli organizmaların üreme yöntemleri üzerinde duracak ve tomurcuklanma, parçalanma ve spor oluşumunu ele alacağız. Bundan sonraki videoda ise vejetatif ya da bitkisel yayılmadan bahsedeceğiz. Fisyonu ise başka bir videoda işlemiştik. Merak ediyorsanız o videoyu incelemenizi öneririm. Hadi bakalım. İsterseniz tomurcuklanmayla başlayalım. Tam olarak ne olduğunu anlamak için bir örnek üzerinden ilerleyeceğiz ve örnek olarak da bir deniz canlısı olan hidraları ele alacağız. Hidralar mikroskop altında incelendiklerinde buna benzer. İsterseniz bir çizim olarak da gösterebilirim. İşte böyle. Çok hücreli bir deniz canlısı olan hidra erişkinliğe ulaştığında, yani üremeye hazır olduğunda vücudunun bir kısmından dışarıya doğru bir parçanın uzamaya ya da büyümeye başladığını görürüz. Bu çıkıntı tomurcuk, bu süreçse ise tomurcuklanma olarak adlandırılır. Zaman geçtikçe tomurcuk büyür ve ortaya küçük, minik, bebek bir hidra çıkar. Aynı bu şekilde görüldüğü gibi. Minik bir hidranın burada bir tomurcuk olarak büyümeye başladığını görüyoruz. Resmi kaldırayım ve devam edelim. Hidra büyümeye devam edecek ve yeterli büyüklüğe ulaştığında ebeveyni olan hidradan ayrılacak ve böylece yeni bir hidra oluşacak. Tomurcuklanma budur. Buradaki önemli noktalardan biri bebek hidra büyüdükçe annesine ya da babasına tıpatıp benzer. Hidralarda cinsiyet olmadığından anne baba yerine ebeveyn desem daha doğru. Evet, bebek hidra ebeveynine benzemeye başlar. Bu bir eşeysiz üreme çeşidi olduğundan yavru ebeveyninin tıpatıp aynı olur. Evet, eşeysiz üremede DNA'ların birbirine karışması söz konusu olmadığından DNA'lar tamamen aynıdır. Bazı tek hücreli canlıların da tomurcuklanarak ürediklerine değinmek istiyorum. Şunu biraz küçültsem iyi olacak. Evet, isterseniz bir maya türünü inceleyelim. Ekmek yaparken kullanılan mayalar bunlar. Mayalarda erişkinliğe eriştiklerinde ya da üreme için hazır olduklarında küçük bir tomurcuk belirir. Bu tomurcuk büyüdükten sonra ayrılır ve böylece yeni bir maya ortaya çıkar. Bunu ilk öğrendiğimde tomurcuklanmanın fisyonla aynı olduğunu düşünmüştüm. Fisyonda da hücre bölünmesi olur ve bu da bir miktar hücre bölünmesine benziyor öyle değil mi? Ancak bunlar arasında büyük bir fark olduğunu söylemek istiyorum. Hücre bölünmesi yani fisyon gerçekleştiğinde bir hücreden iki yeni hücre elde ederiz. Ancak burada olanın bu olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada olan yeni organizmanın yetişkin organizmadan büyümesi. Ama fisyonda orijinal hücrenin kendisi iki yavru hücreye bölünür ve kendisi ortadan kalkmış olur. Anladınız değil mi? Sıra diğer bir eşeğsiz üreme çeşidi olan parçalanmaya geliyor. Bunu da bir örnek üzerinden incelemeye ne dersiniz? Bu sefer yeşil iplikse alpleri inceleyeceğiz. Yeşil iplikse alpler mikroskop altında buna benzer. Yine bir çizim kullanalım. Yeşil iplikse alpler üremeye hazır olduklarında birçok parçaya ayrılır. Yani bir nevi kendilerini parçalarlar. Bu parçaların her biri büyümeye başlar. Ve örneğin bu şekilde vücudunun geriye kalan kısmını tamamlamış olur. Evet, işte böyle. Ne kadar da ilginç öyle değil mi? vücudunun geri kalanını tamamlıyor ve sonuç olarak buradaki örneği ele alacak olursak 3 yeni yeşil ipliksi ark elde ediyor. Evet parçalanma sonucu 3 yeni yeşil ipliksi ark ortaya çıkmış oldu. Vücudun bu şekilde tamamlanması ya da yeniden büyümesi veya gelişmesi rejenerasyon olarak adlandırılır. Kelime anlamıyla yeniden oluşum demek. Tam da burada olan şey yeşil ipikse ark vücudunu yeniden oluşturuyor. Öyle değil mi? Bu üreme çeşidinde organizma erişkinliğe ulaştığında kendilerini küçük parçalara ayırır ve bu küçük parçaların her biri vücudunu yeniden oluşturur. Peki bunu yapabilen başka canlılar var mı? Evet. Size hemen başka örnekler vereyim ama önce biraz yer açmam gerek. Örneğin planarya. Planarya bir yassı solucan çeşididir ve erişkinliğe ulaştığında kuyruk kısmını vücudundan ayırır. Solucanın iki yarısı vücutlarının geri kalanını yeniden oluştururlar ve iki tane planarya ortaya çıkar. Bunlara ek olarak deniz yıldızları da bu şekilde ürer. Evet, deniz yıldızları da bir eşeysiz üreme çeşidi olan parçalanmayı kullanarak yavrular. Deniz yıldızları da erişkinliğe ulaştıklarında kollarından birini koparırlar ya da vücutlarından ayırırlar. Erişkin deniz yıldızı kolunu yeniden oluşturur. Kopan kol da vücudunun geri kalanını oluşturarak yeni bir deniz yıldızına dönüşür. Deniz yıldızları da bu şekilde ürer. Bu arada parçalanmanın bir diğer güzel yanı şu. Organizma üreme amaçla parçalanmamış olsa da demek istediğim Dıştan gelen bir etki sonucu parçalanmışlarsa, örneğin biz bu solucanı alıp küçük parçalara ayırırsak, parçaların bu durumda bile büyüyerek kendilerine ait bir vücut oluşturacaklarını görürüz. Avustralya'da balıkçılar bunu zor yoldan keşfetmişler. Kıyıları deniz yıldızlarıyla kaplandığında balıkçılar bu deniz yıldızlarını küçük parçalara ayırıp yeniden suya atmışlar. Bu parçalarda büyüyüp vücutlarını yeniden oluşturunca deniz yıldızı sayısı iyice artmış. Deniz yıldızlarını öldürmek için küçük parçalara bölseniz bile vücutlarını yeniden oluşturabilirler. Burada önemli olan noktalardan biri şu: Bazı organizmalar vücutlarını yeniden oluşturabilseler de bunu bir üreme çeşidi olarak tercih etmeyebilirler. Örneğin hidraları parçalarsak her bir parça vücudunu yeniden oluşturabilir. Ancak hidralar bunu kendileri yapmadıkları için hidraların parçalanma yöntemiyle ürediklerini söyleyemeyiz. Ek olarak rejenerasyonun kendisi aslında bir üreme çeşidi olarak düşünülmemelidir. Neden diyecek olursanız kertenkele örneğini ele alalım. Kertenkelelerin kuyruğunu kesecek olursanız kertenkele kuyruğunu rejenerasyon aracılığıyla yeniden oluşturabilir. Ancak kesilen kuyruk vücudun geri kalanını yeniden oluşturamaz yani burada rejenerasyon söz konusu ancak yeni bir birey elde edilmediği için bu bir üreme yöntemi değil bu yüzden de vücudun yeniden oluşturulmasının yani rejenerasyonun üreme ile aynı şey olduğunu söylemek doğru olmaz Hayvanlar ya da organizmalar üreme amaçlı vücutlarını parçalıyor ve bunun sonucunda da bu parçalardan yeni hayvanlar ya da organizmalar elde ediliyorsa bunu üreme olarak kabul edebiliriz. Son olarak geriye bir de spor oluşumu kaldı. Bunu da ekmek küfü mantarını inceleyerek öğrenelim. Ekmek küfü mikroskop altında buna benzer bir parça ekmek alıp dışarıda bırakırsanız, hele ekmek bir de nemliyse üzerinde mantar ya da küf oluşmaya başladığını görürsünüz. Hemen bunun da bir çizimini göstermek istiyorum. Ekmek küfü yakından bakarsak yani mikroskop altında buna benzer. Bu arada ekmek küfünün bilimsel adı rizopustur. Garip bir isim olduğu için ben ekmek küfü demeyi tercih ediyorum. Bu uzantılara gelecek olursak isimleri hif ya da iplikçiktir. Evet, sınavlarda karşınıza çıkabilir. Bunun için aklınızda tutmanızda fayda olan isimlerden biri hif ya da iplikçik. Bu arada hifler küfün üreme organları ya da üremeden sorumlu kısımları değil. Hiflerin ucunda gördüğünüz küreler üremeden sorumlu kısımlardır ve sporangium ya da spor kesesi olarak adlandırılır. Evet, aklınızda tutmanız gereken kısımlar bunlar spor keselerinin içindeki minik noktacıklarda tahmin edebileceğiniz gibi spor olarak adlandırılır. Sporlar aslında tohumlara benzer ve büyüyerek yeni ekmek küflerine dönüşme kabiliyetleri vardır. Yine de tohum değil spor olarak adlandırıldıklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Etraflarında da onları koruyan kalın duvarlar bulunur. Bu ekmek küfü erişkinliğe ulaşıp üreme için hazır olduğunda spor keseleri sporları havaya salar ve sporlar nemli bir yüzey bulduklarında yeni ekmek küfleri oluşur. Küfler de bu şekilde ürer. Nemli ekmeklerin daha hızlı bir şekilde küflenmesinin nedeni de budur. İşte böyle. Bu videoda öğrendiklerimizi tekrarlayalım mı? Tomurcuklanmada ne oluyordu? Tomurcuk adı verilen bir çıkıntı oluşuyordu. Tomurcuk zaman içinde büyüyüp ebeveyninden ayrılarak yeni bir organizmaya dönüşüyordu. Parçalanmada organizma kendi kendini parçalıyordu. Bu arada parçalanma diğer çevresel etkenler sonucu da gerçekleşebiliyordu. Bu parçalar vücutlarını yeniden oluşturuyorlardı ki buna regenerasyon adı veriliyordu. Az önce söylediğim gibi bu organizmalar bir dış etken sebebiyle parçalandıklarında da parçaların büyüyerek vücutlarını oluşturması söz konusuydu. Ancak tüm rejenerasyon vakalarının Kertenkele örneğinde de olduğu gibi üreme olarak kabul edilmediğini de sakın unutmayın. Son olarak spor oluşumunda ekmek küfü örneğini incelemiştik. Küf erişkinliğe ulaştığında sporlar havaya salınıyordu ve nemli yüzey bulan sporlar gelişip büyüyerek yeni küfler oluşturuyorlardı.